Topu takip etmiyorlar sanki. Oy 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 oy. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Orion'la mid yapacağım bu sefer. Item aslında belki şey de alabilirdim ya. Şu yüzükten de alabilirdim de. Neydi bunun adı? Zamazinga'nın adı. Kara mühürdü değil mi? Aynen. Türkçe isimleri, İngilizce isimleri görmeye yıldır yani. Bir yıldır, yıllardır demeyeyim çünkü. Yani iki senedir burada yaşıyorum ama. Arada bir Türkiye'ye geldim yani ama bir senedir falan Türkiye'de oynamadım. O yüzden bayağı isimleri falan unutabildiğim oluyor. Hatta şampiyonların bile ismini unuttuğum olabiliyor bazen. Q ile başlayacağım. Böyle rün sayfasını göstereyim. Yukarıdan da yukarıda koymuşumdur. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi durum ben 9 oyunda 44'lük bir win yüzden varmış. Oyundaki takımdaki en kötüsüyüm. Adamın bir tanesi 1348 oyun atmış. Oh yani şimdi taşır herhalde bu adam. Bu kadar oyun attıysa en azından ezilmez yani diye tahmin ediyorum. Ezilmemesi lazım. Karşıda ise Kog'Maw'un var. 126 oyun. Hiç oyun oynamamış tek insan ise benim karşımda olacak olan Lux. Rünlerle alakalı şöyle bir şey var. Buna kasılabilecek, Orianna'ya kasılabilecek çeşitli seçenekler var. Bir tanesi sihirdar büyüsü değiştirme seçeneği. Ama ben onun şeyine girmedim. Biraz da atak yönlü olsun dedim şu. O yüzden böyle. Düz vuruşumu da yaptım. Mümkün olduğunca minyon alıp, çünkü late'de falan 1-2 item'dan sonra inanılmaz fazla hasar çıkartabilen bir şampiyon. Özellikle bir seviye 1'im çok güçlü değil. Hem level atlayıp hem para kasmak çok yararlı olacaktır. İyi. Hem 6 minyon aldım hem de bayağı da hasar verdim. Karşıda Pantheon var. Onun da seviye 2 baskınları tehlikeli olabilir. Umuyorum bir skor vermeyiz. Şimdi W'ye verdim ikinci olarak. W'yu vuramadım sanki ya. Öyle büyük bir hasar sezmedim oradan ama ilk minyonum kaçacak gibi sanki kaçmadı. 11, 12'de 12. Gayet güzel. Orianna range'ini çok fazla kullanabilen bir şampiyon. Aa gitti mi o? Neyse yine aldım onu. Bayağı hasar vurdum. Şimdi bir kez de E'ye vereceğim. Ne olur ne olmaz orada bir topu geri çekmem gerekir. Kalkan gerekebilir falan. Bunu aldım. Şimdiye kadar gayet güzel gitti. İlk minyonum kaçtı galiba. Hasarımı da vurdum buradan. Buraya gidebilirim aslında da o adamın da canı fullmuş. Geldim 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 geldim. 3 level'sın sen, öbür adam 2 level. Oy oy. Çok kötü oldu. Alırız bu adamın şeyini. Yapma kanka. İyi bari mavisini kırmızısını al. Adam ne kaçtı be. Adam ne kaçtı be. Oy. Orada mavili kırmızılı bir savaş var. Bizim adam ölmez herhalde diye tahmin ediyorum. Ama ölüyor. Ölme lütfen. İyi öldü. Hem mavisi hem kırmızısı vardı yani. Onun orada alması gerekiyordu zaten. Şimdi Q'ya vereceğim çünkü Q'ya verilmesi gerekiyor. Bu topu ne kadar fazla kullanabilirseniz o kadar çok avantajınıza geliyor. O yüzden maksimum derecede yararlanabilmek için Q'yu arttırıp cooldown'ını düşürmeniz lazım. Lux biraz acemi gibi sanki. Lux'ın acemisi mi, oyunun acemisi mi emin değilim ama. Tutuşturumunun olmaması biraz sıkıntı tabi ama. Neyse. Ben burada biraz önde fazla durdum. Bu grubu alıp bir base atacağım. Aa, ya da şu şey
parçayı almak lazım önce. O yüzden dursam çok daha mantıklı olur. Neydi bu? 1300. Onsuz gelmek olmaz çünkü mana sorunum var. Bu adamın da mana sorunu var şu anda. 17-31 bayağı minyonda ezdik. Oyun dakika 5-9 tane skor var. Çok 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 aktif geçiyor. Bu adam base'e gittiği için itmeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Buradan bu minyonları alalım. Belki bir kule tıkırı alabilir miyim diye düşünüyorum ama gücümüz yeter mi acaba? Ona emin değilim. Ha, geliyorum. Kanka çık oradan, çık oradan. Başta gidecektin işte oraya ya. Allah Allah. Benim de kule tıkırımdan ettim. Base atıyorum ben. Ya da şu grubu da iteyim de ondan sonra. Çok aşırı saçma davrandı. Bari gittin ondan sonra kaçmayı dene. Senin kule altında falan belki bir şey yapardım. Bu adam beni dener mi? Denemez herhalde ya. Yani dener mi dediğim adam şey, Pantheon. Level 6'da oldum. Bu adamın oyun bilmeme durumunu kullanaraktan böyle şey yapıyorum. Biraz agresif oynuyorum. Agresif dediğim, aha şu an öyle ölebilirim de. Tamam. Agresif dediğim hani bu adam beni kesemez diye düşündüğümden dolayı bu lane'de bu kadar kaldım. 48-19 inanılmaz bir minyon farkı açtık. Bunu alacağım. Bir de yanına ayakkabı alacağım. Sonra belki aşağıya bile gidebilirim. Bir tane totem alalım. Bakalım var mı gidilebilecek bir yer. Geldim. Neyse güzel. Oy. Flash'im falan yoktu. Topu kendime verip W'ye bastım. Ondan sonra biraz hızlandırdım kendimi. En azından böyle bir şekilde şey yaparım dedim. Ama yakalayamasaydım kötü olurdu. Sanıyorum orada beni sanıyorum değil görmediler beni. Tamam bunu da aldık. Bir tane şu Zamazingo'yu kullanacağım. Şuraya bir tane totem atacağım. Adamın totemi varmış. Burayı itmeyi planlıyorum. Tamam güzel level de atladım. Ay. Şu totemi keseyim. Oradan bir tıkır almak istiyorum şu anda. 58-34 çok iyi. Diğer lane'lere baktığımızda top lane'in birazcık üstünlüğü var. Sadece minyonda ama onlar da bayağı minyon kaybetmiş. Öyle görünüyor. Burayı da aldık. Lux nerede hiçbir fikrim yok. Adam kardeşine vermişti de şimdi... Çıkıyor mu ne yapıyor bilmiyorum anlamadım. Tamam kanka. Biraz fazla önde oynuyorum. Umuyorum gank yemem. Top'a doğru gidiyorum ben. Orada olaylar dönecek. Bizim adam kesti. Hiç gerek kalmadı. Şimdi ben bu Lux'ı bir deneyeyim ya. Flash'im falan da var. Q'sunu falan dodge'larsam ileriye doğru oynarım. Benim dodge'lamayı... Adam minyon temizlemek için şey yapıyor. Ne yapalım? Yani hasarımın çok olmadığını biliyordum ama... Şu an biraz mana sorunum var hala. W'ye bir kez daha verdim. Bir dahaki sefere alabilirim ben bu adamı. Bu adam niye böyle ya? Senin ligin ne kanka? Senin ligin ne diyorum ama bu adam gelecek beni kesecek şimdi. Şu minyonları temizleyeyim bari.
Gidiyorum o tarafa doğru. Gerçi 2v1 onlar alırlar. Ultime 28 saniye var. Şimdilik sadece minyonda yiyeyim. Yani bir skill yediğim bir ne var? Böyle arada belki bir E yemişimdir. Daha Q yemedim. Ulti yedim bir tane. O biraz sıkıntı yarattı ama. Şu arabayı da alalım. Oy, kaçıyordu neyse ki son anda Q ile. 160 gold. Şu an riskli hareketler yapıyorum. 1900 gold lazım bana. Bu adam... Dünyanın en saçma hareketiydi. Dedim herhalde bu birinin içinde falan girdi ama ondan sonra Yumi'nin tek olduğunu anladım. Birinin içinde değildi yani. Dedim üzerine yürüyeyim, başka bir şey kalmadı. Şu an bu item'ı bitirmem benim için çok 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 önemli. Hmm, ya da dur ya, bitirmesem mi şu 1600'lüğü alacağım. Haydi gidelim, bir tane daha totem. Çünkü ben bunun bir şeyinden de yararlanmak istiyorum. Her ne kadar hasarım çok artacaktı belki ama bu biraz... Ah be, gitti Lux'a kill verdi. Şaka maka, Lux 1-0-1 oynuyor. Karşıda en temiz oynayan adam o. Bu seçimi yapma sebebim belki birazcık hasarım bir tık daha az olacak ama hem bu can fazla veriyor hem işte büyü nüfuzu falan filan veriyor. Hani o biraz daha hasarı oradan artırıyor. Ve ben şunu pasifinden vazgeçmek istemedim. Seviye atladığımda gelecek manadan. Çünkü o baya baya işime yarayacak. Buradan bir tıkır daha alacağım. Belki bir tane daha bile alabilirim. Şu an bana baskına biri gelir mi bilmiyorum ama ben burayı deneyeceğim. Tamam. Şuraya bir yere bir görüş atmak istiyorum. Şuraya bir kırmızı atayım. Şuraya da bir tane sarı atayım. Aa, burada kırmızı şey var mı zaten? Kırmızı diyorum, mavi atayım. Aha. Hoş olmadı tabii. Şu an burayı zorlamanın anlamı yok. Tapa gidiyordum ben de. İyi, şey geldi. Ben bunun kafasına şey versem. Kanka ne yapıyorsun? Hayda. Tamam, 107 oldu. 13. dakikada 107 minyon öyle efsane sayılmasa da şu an adamın her ikiye katladığım için fena değil. Çekebilseydin kanka, bir flash yapsaydın. Flash'ın var mı? Yokmuş. İyi, güzel. Birazcık önde kalınca bunu değerlendirmek istedim. Orada hasarı da iyi destekledi şeyin. Bizim adamın. Geldim, 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 geldim. Şu an işte bu adamın ultisi iş yapardı. Ultisinde daha var. Tamam, güzel kanki de. Neyse, ben çıkıyorum ya. 1800 gold'um var, zaten şeyim var. Şu item bitiremiyormuşum gerçi. Kanka öldün sanki sen, değil mi? Bu adamı kesemeyebilirim. Manam olsa keserdim bu adamı da. Gideceğim şimdi, geri geleceğim. Şu item bitireceğim, ondan sonra ışınlanla direkt bu tarafa doğru geleceğim. Bir tane daha şu totemden alalım.
canı çok doldurmadım ama yani belki bir saniye daha fazla beklesem çok daha iş yapardı. Şu an biraz üzgünüm bu konuda. Ama ne yapalım? Ay. Tamam, çok güzel. Adamın ultisini bozmaya çalıştım orada. Bozuldu mu? Bozulmadı sanıyorum. Ben hala hasarını yedim ama ondan sonra en azından slowlandığı için şey yapamadı. Ay ay, ne gergin daha. Tamam, gidelim hem biz buradan farmımızı yapalım. Şimdi buradan biz kuleyi alırız da. Öne doğru bir hamle yaptırtsam ben bu adamla. Yani irtibat halinde olsam topu verirdim bu adama koşsun diye de. Al kanka. Aha. Çıkalım ya buradan. Bu adam koştura koştura geliyor zaten. Şimdi ben bir ayakkabıyı bitirmek istiyorum. İkinci bunun bitimine ne kadar kaldı? Morellona Miko'nun. 1400 altın istiyor. Şuradan ben gidip bir... Şunu alalım ya. Bir iki kule falan alırız belki. La dur, bana vurma. Al kanka, sana kalkan. Tamam, bunu aldıktan sonra biraz daha işimiz rahatlayabilecek. En azından bir sağdan soldan biraz daha kule alırsak bizim mobilite şeyimizi artırır bu. Hani gideceğimiz yeri artırır, rotasyon seçeneklerimizi artırır. Yumi aslında güzel olabilir şeyle falan, Kog'Maw'la, ama Kog'Maw çok kırılgan bir şampiyon. Düştüğü anda hani siz de açıkta kalıyorsunuz. Kog'Maw ölmesi için bazen hatta savaşlara girer. Savaşır ölür ondan sonra. Kartus'un bir küçük versiyonu. Ayakkabı mı bu mu diye düşünüyorum da ayakkabıya şimdilik o kadar gerek yok ya. EW yaptım, hızlı gitmeye çalışıyorum. Ben 11 seviyeyim, 12 seviye adam var. Karşı tarafta 10 en fazla Lux var. O da bir iyi gidiyordu başta ama. Geliyorum. Biliyorum kanka. Neyse, çıktı o taraftan. Ben şuraya doğru mu zorlasam bilmiyorum, adamlar o tarafa doğru giderse ben bu ikisini çok rahat alırım şu anda. Elimdeki itemlarla inanılmaz rahat alırım. 2v1 denerim yani gelirlerse. Şu an çok fazla sarm var. Yukarıda Garen'i yalan etmeye çalışıyorlar. Ben de oraya gidiyorum. Ölmez de dayanırsa. Ters taraftan gidiyor ama ben yakalarım o tarafa. Geldim kanka, geldim kanka, geldim. Oy, çok güzel. Bunu da biz keseriz. Sen keşke oradan çıkmayaydın ya. Koşacağım mı kanka? Gel, ultim var benim. Yalan ederiz burayı. Yardım lan. Allah Allah, Garen'e bak. Neyse, ben burada iteceğim mecburen, öyle geleceğim. Ya da dur, geliyorum hadi. Arabayı da vermek istiyorum, şu an gözümü para bürüdü ama. Geldim. W'ye bir kez daha verdim. Şurada Kog'Maw'a girsek. Dördü kapışıyorsunuz da ben Kog'Maw istiyorum. Şu topu bir güzel bir yere sokabilsem. Aha, hadi. İyi, güzel. Aa, şey düştü lan. Köstebek. Tamam. Ay, ağzım burnumla karıştı. 2-0-10 ya. Bir Orianna'ya yakışmayacak derecede çok fazla hasarım var. Ay, hasarım diyorum. Asistim var. Tamam, şunu ben aldım. Buradan ben bir base yapacağım ama şu bir dakikayı daha burada harcayabilirsem iyi olur. Çünkü en azından dönüştüğümde şeyle dönerim. Işınlanla. İyi, hadi dans et hadi.
Şu an herkes de kasıyor. Bir kasmayan iki tane, üç tane adam olsaydı biraz daha zevkli olurdu da. Sen patakito dövüyorlar herkes. Bir kill daha. Şunların mavisi duruyor mu acaba? Ben bir bakacağım oraya, varsa alayım onu ondan sonra. Aynen, güzel. Kanka bana lazım bu. Ha, git AFK kal istiyorsan. Burada AP Orion'layım, ADC Lucian'a şey istiyor. Skillini azalt kanka. Şimdi hasarı arttırmak istiyorum. Şuna çok gerek yok ya. Full hasar istiyordum da, yani full hasar dedim, full saf hasar istiyordum. Bunu da almayacağım. Ne alsam? En mantıklısı yine bu sanki. Aa, şu güzel. Tamam, güzel. Tamam. Haydi gidiyorum. Hatta ben buradan tek başıma gideceğim. Belki bir 1v2, 1v3 falan deneyebilirim. Zaten mavim de var. Çekineceğim bir şey de yok. Hadi bakalım, flash'ım da var. Yetişemiyorum ya. İyi, harika. Ama o da öldü. Yani bunun genelde top yanınızda sanıyorlar. Yani top yanında olduğunda ulti atar sanıyor insanlar. Yani bunu aslında yüksek elo'da yapmamaları lazım. Şu anda benim seviyem plat 2 civarı, plat 2 olduğu için adamların da o civarda olduğunu düşünüyorum. Ben de flash atacaktım. Neyse, ama bu ultinin şeyi bari fazla. Yani şu an mesela topun olduğu yere bakarsanız bu kadar alanı içine çekebiliyor. Yani o yüzden çok da yakında durmayın o topun. Kara delik gibi yani. Biraz fazla kolay bir oyun oldu ya. Of, Kog'Maw'daki hasara bak. 7 hasara bak yani. Baya efsane hasar yedi. Şu kuleyi de alalım da. Kuleyi alalım, rahat rahat kapışalım. Onu da ben aldım. Çok fazla yaklaşıyorlar. Niye bu kadar yaklaşıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama 4-0-12 çok rahat bir oyun oldu. Topu takip etmiyorlar sanki. Oy 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 oy. Ben bir base atayım. Çıkarlar herhalde. 2700'de param var. Şu item bitti. Ondan sonra son item olarak şeye başlayacağım. Nedir bu? Rabadon'a başlayacağım. Baya baya kolay oldu ya. Lane'de rahattım aslında da, hani kill konusunda birazcık durgundu. Ondan sonra baya açıldı ama. 7-0-12. Hasara da bakmak lazım. Diğer lane'lerde özellikle Lucian hasarının çok olacağını düşünüyorum. İşin en tuhaf yanı, 1348 oyun oynayan adam 1.65 oynuyor yani. Rezillik. Baya baya rezillik. Lucian'ın hasarı çok fazla olacak diyordum. Aynen, adam 19 tane kill almış ve çok agresif oynuyordu. Geliyorum oraya doğru. Ultim var. Ultimin cooldown'da 68 saniyeymiş. Geliyorum da yanlış tarafa gitmiyorum sence de? Kanka ne yapıyorsun? Oh! Lan! Olaf'ın düşük candaki hasar çok fazla ya. Bunu biraz düşünmeliyim. Tek atmalıydım. Ultiyi direkt baştan attım ben bu adamı. Teklerim çok fazla hasarım var diye de. Ay ay. Aynen, bu biraz üzdü. Bu biraz üzdü. Neyi satalım? Şunu satalım. Onun yerine şu 1250'lik şeyi alacağım. Zımbırtıyı alacağım.
Sonra buradan Rabadon'a gideceğiz. Aa, onu düşünmeliydim ya. Böyle yarı canda falan atmam lazımdı ultiyi. Gittim en başta attım. Bütün seçeneklerimi tükettim. Topları tutturmama rağmen cooldown'u yetmedi yani. 2 saniye, 5 saniye falan derken olmadı olmadı. W'den gelecek hasara çok ihtiyacım vardı. Atamadım onu. Bu tamamen benim hatamdı. Çok daha iyi oynayabilirdim orayı. Ne zaman görsem bu adam bu Garen birilerinden kaçıyor da bu sefer kaçamadı. Ben şu maviye doğru gideceğim. Bu arada şunu da unutuyorum, bu item'ı çok fazla AP oynayan bir adam olmadığım için. Mümkün olduğunca skill atmaya çalışın ki. Yine mi benimle kapışacaksın kanka? Yani benim hasarım kaç? 500 vuruyorum ben bir tane skill'e. Şeye çok fazla ihtiyaç yok burada. Okyanus ejderine, yani okyanus ejderine dediğim hani oyunun çok uzamaması lazım. Her ne kadar çok fazla vuran şampiyonlar olsak da rakip takım da fena değil yani. Orada bir şeyler oluyor. Kanka topum yeni geldi ya, vallahi kusura bakma. Tamam. Al topu da sen. Aa, biraz acemi acemi oynadım son savaşı ya. Yani bir de şöyle bir şey var. Topun hasarını kullanıyorsunuz. Ondan sonra sadece yürüyorsunuz ve bu sizi de biraz kötü gösteriyor. Yani hasarları şeyleri tuttursanız bile. Ben karşıda bir tek Yumi yaşıyor değil mi? Ben Yumi bir W QW tekleyebilirim derken neredeyse tekliyordum aynen. Aha. Buradan inhibitor çıkacak derken oyun bitti zaten. Ya oyunun sonu biraz beni tatmin etmedi açıkçası ama ne yapalım, yine de fena bir oyun olmadı. Hani öyle çok 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 efsane bir oyun olmasa da kötü de bir oyun olmadı. Bakalım oyun sonu hasarımıza ne kadar ne kadar ne kadarmış. Kime verelim? Puan olarak 14 puan ben almışım. Bayağı rakibi takımı ikiye katlamışım. Bir tek Lucian çok iyi oynamış. Lucian da bu, ona da güzel bir honor verelim. 8-1-15 hasara bakalım. Yani Lucian'ın hasarını bekliyordum zaten çok fazla olmasını. Ondan sonra ben vermişim. Sonra da Kog'Maw vermiş. Alt lane'e çok kapıştılar. Kaç kere ölmüş? 7 kere ölmüş. 21-10 baya baya etkileyici aslında. Normal oyunda da 90-71'lik bir galibiyet şeyim varmış benim. Oranım varmış. İyi, gayet güzeldi. Yani en azından hasar genele baktığımızda baya fazlaydı. Özellikle bizim takım baya aşağıda kalmış. Garen'in bu kadar millet dalga geçip bu kadar az hasar vermesi de ayrıca bir tuhaf yani. Ne ya, bir de AD kasmış adam. Neyse, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İstek ve görüşlerinizi bekliyorum. Hikaye videolarını lütfen dinlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.